Ehliyet sınavına hazırlanıyorum. Motor bilgisi. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makineye motor denir. Motorlar araçta gücün kaynağıdır. Motorlar zamanlarına göre 2 ve 4 zamanlı, soğutma sistemlerine göre su ve hava ile soğutmalı, yakıt sistemlerine göre benzin, dizel ve LPG şeklinde sınıflandırılırlar. Araçlarda içten yanmalı ve 4 zamanlı motorlar kullanılır. Dolayısıyla motor deyince aklımıza içten yanmalı motor gelmelidir. İçten yanmalı motor, yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinedir. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içine yayan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motordur. Benzinli motorda zamanların oluşumu: emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Emme zamanı silindireye yakıt hava karışımı girer. Sıkıştırma zamanı yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır. Ateşleme iş zamanı yakıt hava karışımı buji ile ateşlenir. Egzoz zamanı yanma sonucu oluşan pis gazlar egzozdan dışarı atılır. Dizel motorlarda zamanların oluşumu, emme zamanı, sıkıştırma zamanı, yanma zamanı, egzoz zamanı. Emme zamanı sadece hava emilir. Sıkıştırma zamanı hava pistonla sıkıştırılır. Yanma zamanı sıkışmış havanın üzerine enjektörlerle mazot motorin püskürtülür. Egzoz zamanı yanma sonucu oluşan pis gazlar egzozdan dışarı atılır. Uyarı: Benzinli motorlarda emme zamanı yakıt hava emilirken dizel motorlarda sadece hava emilir. Dizel motorlarda yanma sıkışan havanın sıcaklığı ile gerçekleşir. Benzinli motorlarda yakıt sistemi. Benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevi silindire yakıt hava karışımı göndermektir. Buji ile ateşlemeli motorlardır. Yakıt deposu. Yakıtın benzinin depolandığı yer. Yakıt filtresi. Yakıtı temizler, yakıt kirli, pis, tıkalı ise motor düzensiz ve tekleyerek çalışır. Hava filtresi. Silindire giren havayı temizler. Hava filtresi kirli, tıkalı ise yeterli hava giremeyeceğinden normal yanma olmaz. Motorun gücü azalır ve yakıt sarfiyatı artar. Zengin karışımla çalışır. Dolayısıyla yakıttan tasarruf edebilmek için hava filtresini temizlemek, eğer temizlenemiyorsa değiştirmek gerekir. Hava filtresinin temizlenmesinde basınçlı hava kullanılır. Jikle devresi Kışın soğuk havalarda silindire yakıtın fazla, havanın az girmesini sağlayarak motorun kolay çalışmasını sağlar. Jikle çekili unutulup bir süre gidilecek olursa araç fazla yakıt tüketir. Zengin karışımla çalışır. Otomatik jikle sistemi, jikle yayı, jikle ayar, gaz ayar kolu, gaz mili, gaz kelebeği, jikle mil, jikle kelebek, jikle rölanti, rölanti ayar, gaz yayı, gaz kolu Yakıt göstergesi depodaki yakıt miktarını gösterir. Bilgilendirme: Yakıt sisteminde rölanti ayarı yapılır. Rölanti ayarı yüksek olan araç fazla yakıt yakar. Doğru bir rölanti ayarı için motor normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için hava filtresi temizlenir, eskimiş bujiler değiştirilir, aracın hızına uygun viteste gidilir, ani duruş ve kalkışlardan kaçınılır, lastiklerin havasının normal ayarda olmasına dikkat edilir, tavsiye edilmeyen araç lastikleri kullanılmamalıdır. LPG'li motorlarda yakıt sistemi. LPG buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılır. Diğer motorlardan üstünlüğü çevreyi kirletme oranı daha düşüktür. Dezavantajı motor performansı bir miktar düşer. LPG'li araçların kapalı alanlara park etmeleri yasaktır. Dizel motorlarda yakıt sistemi. Dizel motorda yakıt olarak motorin mazot kullanılır. Yakıt deposu. Yakıtın motorinin depolandığı yerdir. Enjektörler. Dört zamanlı dizel motorda emme zamanında silindire sadece hava emilir ve sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır. Enjektörlerin görevi silindir içerisindeki sıkıştırılmış havanın üzerine motorin püskürtmektir. Böylece sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile yanma sağlanmış olur. Kızdırma ısıtma bujisi, ön ısıtmalı kızdırma bujisi sadece dizel araçlarda bulunan bir göstergedir. Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar. Dizel motorlu araçlarda marşa basmadan önce gösterge panelinde kızdırma bujisi lambasının sönmesi beklenir. Bilgilendirme: Dizel motorlarda yakıtın tamamen bitmesi yakıt sisteminin hava yapmasına yol açar. Motor çalışmaz. Dolayısıyla motor çalışmıyorsa yakıt sisteminde hava vardır. Dizel motorda yakıt borularının sökülmesi de yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur. Dizel motorda yakıt filtresi değiştirildiğinde sistem havası alınır. Dizel motorun yakıt deposunda biriken su günlük tahliye edilir. Ateşleme Sistemi Ateşleme sisteminin görevi silindire giden yakıt hava karışımını ateşlemektir. Akü, ateşleyici ateşleme bobini, buji, krank mili konum sensörü, kam mili konum sensörü. Buji ateşlemeyi sağlar, silindir içindeki yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler. Dikkat, kıvılcımla ateşleme, kıvılcımla yanmanın söz konusu olduğu sorularda akla hemen buji gelmelidir. Uyarı, bujilerin ayarsız olmasına veya aşınmasına bağlı olarak normal yanma olmaz. Motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmek gerekir. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor sarsıntılı çalışır. Bilgilendirme, benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Bobin, buji vesaire kontak anahtarı elektrik devresini açıp kapatır. Egzoz sistemi, motor dayanma sonucu oluşan gazlar egzoz manifoldu aracılığı ile dışarı atılır. Egzoz susturucu, egzoz susturucu basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan parçadır. Egzozdan fazla ses çıkıyorsa egzoz susturucu deliktir. Araçtan egzoz susturucunun çıkarılması gürültü kirliliğini arttırır. Katalitik konvektör, katalitik konvektör egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak için kullanılır. Katalitik konvektör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılır. Egzoz sisteminin genel görünüşü ve motor ile etkileşimi. Emme sistemi, yakıt hava motor kontrol sistemi, lambda sensörü, katalitik konvertör, orta susturucu, arka susturucu. Yağlama sistemi, birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistemdir. Motor yağının görevi, motorda çalışan parçaların temizliğini sağlamak ve hareketini kolaylaştırmak, sürtünmeye bağlı aşınmaları önleyerek motorun ömrünü uzatmak, motorun soğutulmasına yardımcı olmak, motor yağının eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır, motor yağ kalitesi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür. Karter motor yağına depoluk eder. Aynı zamanda motorun alt tarafını kapatarak çalışan parçaları dış etkenlerden korur. Yağ pompası Karterdeki yağ basınçlı olarak motorun çalışan parçalarına gönderir. Yağ filtresi Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizler. Yağ göstergesi, motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, karterde yağ kalmadığını bildiren göstergedir. Yağ seviyesi normalin çok altındaysa motor aşırı ısınarak zarar görür ve büyük masrafa yol açar. Uyarı, motor yağ seviyesinin tavsiye edilen değerden fazla olması da motor parçalarının zarar görmesine yol açar. Kontak anahtarını çevirip aracı çalıştırdığımızda yağ göstergesi sönmüyorsa ya da sürüş halindeyken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görülürse motor hemen stop ettirilmeli ve yağ seviyesi kontrolü yapılmalıdır. Karter contasının yırtılması motorda yağ kaybına yol açar. Yağ çubuğu, yağ çubuğu motor çalışmazken motor yağ seviyesini ölçmek için kullanılır. Yağ kontrolü için kontak anahtarı kapatılmalı, motora dağılmış yağın tekrar kartere dönmesi ve doğru bir ölçüm yapılabilmesi için 4-5 dakika beklenmeli, aracında düz bir zeminde olmasına dikkat edilmelidir. Bilgilendirme, Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında yağ göstergesi yanmıyorsa arıza yağ lambasının ampulündedir. Supap kulbütör kapağı. Motora yağ supap kulbütör kapağından konur. Soğutma sistemi. Soğutma sisteminin görevi motoru çalışma sıcaklığında tutmaktır. Yanma ve sürtünme sonucu motor parçaları çok ısınır. Soğutma sistemi motoru soğutarak verimli çalışabileceği sıcaklıkta tutar ve motor parçalarının zarar görmesini önler. Uyarı çalışma sıcaklığını gördüğümüz her soruda aklımıza soğutma sistemi gelmeli bilgilendirme Motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan gaz verilmesi uygun değildir. Sistemin çalışma prensibi: Motor soğutma suyu çıkış hortumu, radyatör su takviye kabı, su kanalları radyatör petekleri, radyatör, su boşaltma musluğu, vantilatör, su devir daim pompası, motor soğutma suyu giriş hortumu, kalorifer su çıkış hortumu, kalorifer su giriş hortumu, hararet müşiri Radyatör soğutma suyuna depoluk eder. Soğutma fanı radyatörün içindeki suyu soğutur. Su yeterince soğuduğunda termostat devreye girerek suyun daha fazla soğumasını önler. Daha sonra su pompası devreye girer ve soğutma suyunu motor bloğu su kanallarına yollar. Soğuk su kanallarda dolaşarak yanma sonucu ısınmış olan motoru soğutur ve tekrar radyatöre döner. Soğutma suyu devamlı motorun içinde bu şekilde devir daim ederek motorun çalışma sıcaklığında kalmasını ve zarar görmemesini sağlar. Radyatör, soğutma suyuna depoluk eder. Radyatördeki su peteklerin üzerinde olmalıdır. Radyatördeki su azaldığında takviye su kabına kapaktaki işaretli yere maks yazan yere kadar su ilave edilir. Antifriz, kışın soğuk havalarda suyun donmasını önlemek için radyatöre konulan sıvıdır. Antifriz aynı zamanda soğutma sıvısının geçtiği yerlerde krozyonu, paslanmayı ve kireçlenmeyi önlediğinden her türlü iklim şartında soğutma suyuna konulması gereken bir kimyasaldır. Ventilatör soğutma fanı Radyatördeki suyu soğutur. Su pompası Devir daim pompası radyatördeki suyu su kanallarına gönderir. Vantilatör kayışı su devirdayım pompasına hareket verir. Vantilatör kayışının kopması veya gevşemesi durumunda su pompası görevini yapamaz. Dolayısıyla motor ısısı aniden yükselir ve bu motorun hararet yapmasına neden olur uyarı, vantilatör kayışı, aynı zamanda şarj sisteminin elemanı olan aküyü şarj eden alternatöre de hareket verir. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Hararet göstergesi soğutma suyunun ısısını gösterir. Seyir halindeyken şekildeki hararet lambasının yanması, soğutma suyunun sıcaklığının aşırı yükseldiğini ve derhal durulması gerektiğini bildirir. Motor hararet yaparsa parçalar aşırı ısınarak zarar görür. Dolayısıyla büyük masrafa yol açar. Motorun hararet yapmasının nedenleri: Motor suyunun eksilmesi motorun hararet yapmasının en önemli sebeplerindendir. Radyatörün sızdırması, radyatör kapağının arızalanması veya hortum ve bağlantı yerlerinde kaçak olması motor suyunu eksiltebilir. Bundan dolayı motor suyu seviyesi sık sık kontrol edilmelidir. Ayrıca aracı uygun devir ve fiteste kullanmazsa ya da fan motoru arızalanırsa motor hararet yapabilir. Motor hararet yaptığında yapılması gerekenler. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulur ve vites boşa alındıktan sonra motor çalışır konumda bırakılır. Klima açık ise kapatılır. Kalorifer sıcak konumda çalıştırılır. Aracın kaputu açılır. Takviye su kabının kapağı kalın bir bezle bastırılarak yarım tur gevşetilir ve radyatörün hava basıncı alınır. Daha sonra kapak tam tur çevrilir ve açılır. Kapaktaki işaretli yere kadar, max yazan yere kadar ılık içilebilecek temizlikte su eklenir ve aracın soğuması beklenir. Uyarı motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulursa silindir kapağı çatlar. Hepsi tamamsa ve motorda hararet devam ediyorsa stop edilir ve servis çağrılır. Şarj sistemi. Şarj sisteminin görevi motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını gidermektir. Kontak anahtarı, alternatör, akü, regülatör. Alternatör, şarj dinamosu. Araç için gerekli elektriği üretir, akümülatörü şarj eder. Şarj göstergesi. Kontak anahtarını çevirdiğimizde şarj göstergesi yanar. Marşa basıp motor çalıştığında ise şarj göstergesinin sönmesi beklenir. Eğer sönmüyorsa trafik kurallarına uygun olarak derhal durulması gerekir. Şarj göstergesi yandığı halde araç sürülmeye devam ederse akü boşalır. Vantilatör kayışı. Su pompası ile birlikte alternatöre de hareket verir. Ventilatör kayışı gevşerse ya da koparsa alternatör gerekli elektriği üretemez dolayısıyla şarj göstergesi yanar. Uyarı: Ventilatör kayışı koptuğunda ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Önce şarj göstergesi daha sonra hararet göstergesi yanar. Ventilatör kayışı çok sıkı olursa alternatör yatakları bozulur. Marş sistemi akü, kontak anahtarı, marş şalteri, marş motoru. Marş motoru. Motora ilk hareketi verir. Kontak anahtarı açıldıktan sonra marşa basma süresi 10-15 saniyedir. Uzunca ve sıkça marş yapılırsa akü boşalır. Gövde, ikaz sargısı, selenoid, yay, kolektör, fırça, rotor, marş dişlisi, burç. Akümülatör, akü, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir. Motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Motor çalışmazken aydınlatma sistemi ve alıcıları çalıştırır. Akünün araç üzerinden sökülmesi esnasında önce eksi kutba bağlı olan kablo sökülür. Akünün artı kutup başı eksi kutup başına göre daha kalındır. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde rengin yeşil olması akü şarjının iyi durumda olduğunu gösterir. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa alternatör diyotları yanar. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda veya seyir halindeyken yanı kokusu geliyorsa kontak kapatılır ve akü kutup başları sökülür. Kışın akümülatör donmasın diye tam şarj edilir. Üst kısmında pisliklerin birikmesi akünün kendiliğinden boşalmasına sebep olur. Akü sülfürik asit içerdiğinden araçtan çıkartılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temastan kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit göze ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken bol su ile temas edilen yerin yıkanmasıdır. Akünün kutup başlarına aynı anda iki madeni para dokundurulursa kısa devre olur ve patlar. Akünün bakımı yapılırken eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına bakılır, kutup başlarının oksitleri temizlenir, elektrolit seviyesine bakılır ve azalmış ise plakaların 1 santim üzerine kadar saf su ilave edilir. Aküsü boş bir araca bir başka aracın aküsü kablolarla bağlanarak marş yapılması işlemine takviye denir. Akümülatörle başka akümülatöre takviye yapılacaksa artı kutup artı kutupla eksi kutup eksi kutba bağlanır. Dijital göstergeli araca akü takviyesi yapılmaz akü takviyesi, boş akü artı kutup, takviye akü artı kutup, takviye akü eksi kutup, boş akülü aracın herhangi topraklı metal bir parçası, takviye edecek araç çalıştırılır, boş akülü araç çalıştırılır, akü doluyor 5-10 dakika, ters sırayla sökülür. 4-3-2-1 Aydınlatma ve ikaz sistemi Sigorta araçta alıcıları ve tesisatı kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur. Elektrik devresini yüksek akıma karşı korur. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer sigortadır. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigorta aynı amperde olmalıdır. Gösterge paneli, taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme denir. Fren lambası, aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması diğer sürücülere araçta frenleme yapıldığını bildirir. Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa yanmayan lambanın ampulü arızalanmıştır. Geri vites lambası, aracın arkasında yanmakta olan beyaz lambalar diğer sürücülere öndeki aracın geri vitese takıldığını bildirir. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa lamba bağlantısında paslanma vardır. Flasher görevi sinyal lambalarının yanıp sönmesini sağlamaktır. Sinyal verildiğinde gösterge panelinde sinyal uyarı lambası çok sık yanıp sönüyorsa sinyal lambalarından biri yanmıyordur. Flaşörlerin açık unutulması akünün boşalmasına yol açabilir. Sağa dönüş sinyal lambalarının çalıştığını gösterir. Sola dönüş sinyal lambalarının çalıştığını gösterir acil uyarı ışıkları yani dörtlü ikaz lambalarının yanmasını sağlar. Araç arızalandığında mecburi durma durumunda kullanılır. Acil uyarı ışıkları dörtlü ikaz lambalarının açık olduğunu bildirir. Park lambalarının açık olduğunu bildirir. Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi yanmayan lambanın flamanı kopmuştur. Yakıt göstergesi depodaki yakıt miktarını gösterir. Kilometre hız göstergesi aracın hızını sürücüye bildiren göstergeye kilometre göstergesi denir. Devir saati, motor devrini sürücüye bildiren göstergeye motor devir göstergesi denir. Bilgilendirme: Devir göstergesindeki ibre daima 20 ve 30 arasında olmalıdır. Bu sizin uygun viteste olduğunuzu gösterir. İbre 30'un üzerine çıkarsa vites büyütülmeli, 20'nin altına düşerse vites küçültülmelidir. Uyarı amaçlı araç göstergeleri Hararet göstergesi soğutma suyunun ısısını gösterir. Seyir halindeyken hararet lambasının yanması soğutma suyunun sıcaklığının aşırı yükseldiğini bildirir. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulmalıdır. Şarj göstergesi akünün şarj olamadığını, alternatörün şarj etmediğini bildiren göstergedir. Marşa basılıp motor çalıştığında şarj göstergesinin sönmesi beklenir. Akü şarj ikaz ışığı sönmüyorsa ya da yolda giderken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerekir. Araç sürülmeye devam edecek olursa akü boşalır. Uyarı şarj göstergesi yandıktan bir süre sonra hararet göstergesi de yanıyorsa vantilatör kayışı ya çok gevşemiştir ya da kopmuştur. Vantilatör kayışının koptuğunda ilk önce şarj göstergesinden anlaşılır. Yağ göstergesi motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, karterde yağ kalmadığını bildiren göstergedir. Marşa basılıp motor çalıştığında yağ göstergesinin sönmesi beklenir. Eğer sönmüyorsa ya da yolda giderken yanarsa trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulmalıdır. Uyarı Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında yağ göstergesi yanmıyorsa yağ lambasının ampülü geçmiştir. El freni göstergesi, el freninin çekili olduğunu ya da hidrolik seviyesinde düşüş olduğunu bildiren göstergedir. Güvenlik amaçlı araç göstergeleri. Lastik hava basıncı göstergesi, lastik hava basıncının düşük olduğunu bildiren göstergedir. ESC ESP ikaz lambası. Bu tür arıza lambaları normalde denge kontrol sisteminin aktif olduğunu gösterir ve yanal kaymayı minimize ederek ani hareketlerde kontrol kaybı yaşamanızı önler. Ancak alt kısmında off ibaresi görürseniz de sistem devre dışı kalmış demektir. Direksiyon kilidi ikaz lambası Direksiyon kilidi ikaz lambası direksiyon simidinizin kilitli olduğu ve hareket ettirilemediği anlamına gelir. Direksiyon kilidini kapatmak için anahtarı kontağa takın ve direksiyonunuzu en az bir kez tam tur çevirmeyi deneyin. Servis arızası ikaz lambası Aracınızın kilometre bakımının yaklaştığını hatırlatan göstergedir. Servis arızası ikaz lambası sürekli yanıyorsa aracınızı bakıma almanız gerektiği anlamına gelir. Direksiyon ikaz EPS uyarı lambası bu sistem hızınıza göre direksiyonu sertleştirip yumuşatarak manevra kabiliyetinizi artırır ve direksiyon hakimiyetini koruyabilmenize yardımcı olur. Direksiyon ikaz lambası eğer sürekli olarak yanıyorsa sistemde bir problem var demektir. Fren pedalı ikaz lambası Fren sisteminde bir arıza oluştuğunda fren pedalı ikaz lambası uyarı verir. Fren pedalına basmanız gerektiği zamanlarda gösterge panelinde bu simge görünür. Bu da servise başvurmanızı gerektiği anlamına gelir. Park freni ikaz lambası. Otomatik vites araçlarda vitesi park frenine getirdiğinizi söyleyen ışıktır. Buzlanma ikaz lambası. Dış ortamdaki sıcaklığın çok düşük olduğunu ve yolun buzlanmış olabileceği konusunda sürücüyü uyarır. Yakıt kapağı ikaz lambası, aracın yakıt kapağının açık kaldığı anlamına gelir. Elektrikli park freni ikaz lambası, elektrikli park freninde bir sorun olduğu anlamına gelir. Takip mesafesi ikaz lambası güvenli takip mesafesinin aşıldığı anlamına gelir. Önünüzdeki araç ile aranızı biraz daha açmanız konusunda araç sizi uyarır. Tıkanmış hava filtresi ikaz lambası. Motora giden hava akışı ciddi derecede azaldığında ekranda görünen bir simgedir. Hava filtrenizi temizlemeniz gerektiği konusunda sizi uyarır. Çocuk güvenlik kilidi ikaz lambası bu ışık çocuk güvenlik kilidinin etkin olup olmadığını gösterir. Katalitik konvertör ikaz lambası Egzoz sisteminin bir parçası olan katalitik konvertörde sorun olduğu anlamına gelir. Bu sorun aşırı ısınma ya da hasar yoluyla oluşmuş olabilir. Fren balataları göstergesi Fren balatalarının bitik olduğunu bildiren göstergedir. Otomatik vites ikaz lambası bu lamba şanzıman sisteminde bir arıza olduğu anlamına gelir. Genelde bu uyarı çıktığı zaman ekranda arızanın nedeni de yazar. Bu ışığı gördüğünüzde servisinizi aramanızda fayda var. ABS ikaz lambası. Bu simge kontağı açtıktan kısa bir süre sonra söner. Eğer uzun süre yanmaya devam ediyorsa ABS sisteminizdeki bir arızaya karşı uyarılıyorsunuz demektir. Hava yastığı, airbag uyarı ışığı bu uyarı sembolü aracınızın hava yastıklarının birinde veya daha fazlasında veya genel olarak aracınızın hava yastığı sistemi ile ilgili bir arıza olduğuna işaret eder. Bu ışık emniyet kemerleri ile ilgili bir sorunu da gösterebilir. Aydınlatma amaçlı araç göstergeleri Kısa farlar, kısa farların yandığını bildiren göstergedir. Araçta kısa farlar 25 metreyi aydınlatır. Kısa farlar yakıldığında gösterge panelinde yeşil renk lamba yanar. Uzun farlar, uzun farların yandığını bildiren göstergedir. Araçta uzun farlar 100 metreyi aydınlatır. Uzun farlar yakıldığında gösterge panelinde mavi renk lamba yanar. Farların bakımında arıza giderme veya far değişimi olduğu zaman far ayarı yapılır. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa far kablo bağlantıları gevşektir. Kısa veya uzun farlardan biri yanmıyor ise sigorta atmış olabilir. Far seviyesi ikaz lambası, far seviyesi kontrol sisteminde bir arıza olduğuna işaret eder. Ön sis lambası ikaz lambası, ön sis lambasının açık olduğunu anlatan semboldür. Arka sis lambalarının açık olduğunu bildirir. Bu ikaz ışığı ile ilgili henüz soru sorulmamıştır. Yağmur ve ışık ikaz lambası, yağmur ve ışık sensörü aktif olduğunda yanar. Ortak Araç Göstergeleri Ön cam buğu ikaz lambası. Ön cam buz çözücüsü aktif hale geldiğinde bu ışık da yanmaya başlar. Ön cam yıkama sıvı ikaz lambası. Bu ışık araç ilk açıldığında yanar ancak motor çalıştığında söner. Eğer motor çalıştığı halde yanmaya devam ediyorsa ön cam yıkama suyuna bir miktar daha su ilave etmeniz gerekir. Arka cam rezistansı göstergesi, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildiren göstergedir. Araçlarda arka camın rezistanslı, ısıtıcılı olmasının sebebi camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemektir. Motor arıza lambası aracınızın ateşleme, emisyon veya yakıt sistemlerinde bir arıza olduğunu gösterir. Gevşek bir yakıt kapağı gibi küçük sorunlardan ya da arızalı bir katalitik konvertör nedeniyle de yanabilir. Kızdırma, ısıtma bujisi Ön ısıtma bujileri sadece dizel motorlarda bulunan bir göstergedir. Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar. Dizel motorlu araçlarda marşa basmadan önce gösterge panelinde kızdırma bujisi lambasının sönmesi beklenir. Güç aktarma organları motor yakıttan elde ettiği ısı enerjisiyle gücünü kavrama debriyaj aracılığı ile vites kutusuna aktarır. Vites kutusu motordan gelen hareketi şafta, şaft diferansiyele, diferansiyel aksa ve aks tekerleklere iletir. Böylece araç hareket eder ve mekanik enerji yani hareket enerjisi elde edilmiş olur. Motorun gücünü aktardığı organlara aktarma organları denir motor, vites kutusu, dağıtıcı kutu, arka şaft, tekerlek, arka diferansiyel, akslar, ön şaft, ön diferansiyel. Vites kutusu şanzıman, aracın hızını ve torkunu ayarlayan aktarma organıdır. Araca ileri ve geri hareket sağlar. Vites kutusunun bakımı yapılırken yağına bakılır. Birinci vites, her türlü yol koşullarında, kalkışta, çıkış eğimli yollarda veya park ederken kullanılan vitestir. Hız aralığı 0-20 km saattir. İkinci vites, kalkış sonrası toparlama konumudur. Hız aralığı 20-40 km saattir. Üçüncü vites, yolun ve aracın durumuna göre hızlanma vitesidir. Hız aralığı 40-60 km saattir. Dördüncü vites, yolun ve aracın durumuna göre hızlanma vitesidir. Hız aralığı 60-80 km saattir. Beş ve altıncı vites, gene hızlanma vitesi olup 80 km saat üzerindeki hızlarda kullanılır. Geri vites, geri manevra esnasında veya iniş eğimli yollarda park yaparken kullanılan vitestir. Kavrama, debriyaj, vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organıdır. Motorun hareketini vites kutusuna iletir ya da keser. Motor ile vites kutusu arasındadır. Debriyaj balatasının aşınmasının sebebi araç hareket halindeyken sürekli yarım debriyaj ya da tam debriyaj yapmaktır. Taşıt hareket halindeyken debriyaj pedalına yarım basılırsa debriyaj bilyesi bozulur. Ani ve sert kalkışlarda debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur. Diferansiyel, şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organıdır. Virajlarda çekici lastiklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar. Araç lastikleri. Araçta lastiklerin görevi frenleme performansını artırmaktır. Üzerindeki rakamlar lastiklerin ebadını belirtir. Lastikler araca binileceği zaman kontrol edilmelidirler. Aracın lastiği kontrol edilirken hava basıncına, diş derinliğine ve hasarlı olup olmadığına bakılmalıdır. Araç lastikleri yetersiz şişirilmiş ise lastik kenarları çabuk aşınır ve yakıt tüketimi artar. Lastik havalarının az olması direksiyonun zor dönmesine de yol açar. Düşük lastik basıncı, ideal lastik basıncı, yüksek lastik basıncı. Lastik hava basıncının düşük olduğunu bildiren göstergedir. Araç lastiklerinin havası normalden fazla olursa ortak kısmı aşınır, titremeler olur dolayısıyla sürüş konforu azalır. Ön lastiklerden biri yeni, diğeri eski veya lastik hava basınçları farklı ise araç bir tarafa çeker. Eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması özellikle yağışlı havalarda kaza tehlikesini artırır. Karlı ve buzlu yollarda çekici lastiklerin ikisine zincir takılır. Lastik değiştirmek için kriko ile aracı kaldırırken aracın hareket etmesini engellemek için el freni çekilmeli ve tekerleklere takoz konulmalıdır. Araç lastiği değiştirilirken sırasıyla aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Jant kapağı çıkartılır, bijon somunları gevşetilir, kriko ile araç kaldırılır, bijon somunları sökülür fren sistemi. Görevi araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlamaktır. Fren pedalı, fren merkez pompası, piston, fren hidrolik yağı, disk, fren balataları, kaliper, kaliper pistonu, kampanalı fren, kampana, balata, geri getirme yayı, tekerlek silindiri, pabuç. Fren sisteminin en önemli elemanı hidrolik yağdır. Hidrolik yağ günlük kontrol edilmelidir. Çünkü hidrolik yağın kalmaması frenlerin tutmamasına neden olur. Servis ayak frenine basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur. Motor kompresyon frenin etkisi aracı yavaşlatmasıdır. El freninin görevi duran aracı sabitlemek yani kaymasını önlemektir. El freninin çekili olduğunu ya da hidrolik seviyesinde düşüş olduğunu bildiren göstergedir. ABS fren sistemi frenleme anında aracın yol üzerinde kaymasını azaltarak direksiyon hakimiyetini artırır, dolayısıyla kaza riskini azaltmış olur. Ön düzen sistemi Aks bağlantısı, helezon yay ve amortisör, amortisör, denge çubuğu, helezon yay, tekerlek, salıncak. Rot ayarı, rot ayarı düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için yapılır. Rot ayarı bozuk olan aracın ön lastikleri iç ve dıştan aşınır. Balans ayarı, lastik ve jantların dengeli bir şekilde dönmesini sağlamak amacıyla tekerleklere yapılan ayardır. Direksiyon ve araçta titreşim, balanssız tekerleklerin etkilerindendir. Ayrıca balanssız tekerlekler, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınmasını sağlar. Direksiyon simidi, direksiyon simidi aracı istenilen yöne sevk eder. Hidrolik direksiyon, direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistemdir. Süspansiyon sistemi, yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistemdir. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistemdir. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek üzere tasarlanan ve araç gövdesi ile tekerlekler arasına yerleştirilen sistemdir. Araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan sistemdir elemanları helezon yaylar ve amortisörlerdir. Amortisörler, yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan ve yay salınım süresini kısaltan parçadır. Genel bilgiler, debriyaj sol ayak, tren gaz sağ ayak. Otomatik ile düz vites arasındaki fark, Düz vitesli araç kullanmak isteyenler düz vitesli araçta vites değişikliği debriyaj pedali ile sağlanır. Sol ayak debriyaj pedalini, sağ ayak gaz ve fren pedalini kullanır. Otomatik vitesli araç kullanmak isteyenler, otomatik vitesli araçlarda sadece gaz ve fren pedali vardır. Debriyaj pedali yoktur. Dikkat edilmesi gereken sol ayak hiç kullanılmaz. Sağ ayak fren ve gaz pedali kumanda eder. Aracın ilk çalıştırılması esnasında vites boşta olmalıdır. Çalıştırma esnasında bir miktar gaz verildikten sonra debriyaja basılmasında fayda vardır. Aracı harekete geçirmek için vites bire alınır, debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken hafifçe gaza basılır. Araç hareket ettirilmek istendiğinde harekete geçmiyor zorlanıyorsa el freni çekili unutulmuştur. Vites değiştirilirken debriyaja sonuna kadar basılır. Vites değiştirirken ses geliyorsa debriyaja tam basılmamıştır. Araç geri vitese geçmiyorsa ayak debriyaj pedalından çekilir ve yeniden basılır. Aracı durdurmak için debriyaj ile frene birlikte basılır. Hareket halindeyken aracın hızını azaltmak için sadece frene basılır. Hızı azaltmak için frenleme anında debriyaja basılması uygun değildir. Boğulmuş motoru çalıştırmak için sonuna kadar gaz pedalına basılır. Güncel konular Aktif gergili emniyet kemeri ve havay hastığı kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için geliştirilmiş sistemlerdir. Uyarı açılabilir tavan bu amaçla geliştirilmiş bir sistem değildir. Yaşamla ölüm arasındaki fark sadece bu kadardır. Araç park edildikten sonra da el freni mutlaka çekik bırakılmalıdır. Araç hareket halindeyken kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde direksiyon kitlenerek büyük tehlike yaratır. Yağ seviyesi, su seviyesi, hidrolik yağ ve yakıt seviyesi günlük bakımda yapılması gereken kontrollerdendir. Uyarı, rölanti ayarı günlük bakımda yapılan kontrollerden değildir. Doğru bir rölanti devri ayarlanması için motor normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan gaz verilmesi uygun değildir. Araç kış koşullarına hazırlanırken yapılması gereken kontroller, akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü, araç iteklenerek veya çekilerek çalıştırılacak olursa trigger kayışı kopar dolayısıyla hiçbir araç iterek ya da çekilerek çalıştırılmamalıdır. Özellikle otomatik vitesli ve dijital göstergeli araçlar. Uyarı dijital göstergeli araçlara akü takviyesi de yapılmaz. Araç kullanmaya başlamadan yapılması gereken ayarlar, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması, baş desteğinin ayarlanması, aracı kullanmaya başlamadan önce iyi durumda olması gerekenler, aracın farları, motor yağ seviyesi, motor suyu seviyesi, cam silecek lastikleri, lastik havaları kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda araçta buji ve platin motor yağı filtreler, hava yağ yakıt filtreleri, kayışlar, trigger vantilatör ve araç lastikleri değiştirilmelidir. Yeni motorun alıştırılması rodaj zamanında ani duruş ve kalkıştan, tam gazdan fazla süratten ve ani hızlanmalardan, aynı vitesle uzun zaman gitmekten, ağır yüklerden veya aşırı yokuştan kaçınılmalıdır. Yeni araca 1000-2000 kilometre arasında serviste yapılan işleme ilk bakım denir. Yol durumu, hava koşulları, kişisel kullanım farkları bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır. Araçlarda egzoz gaz emisyonlarını, zehirli maddeleri azaltmak için katalitik konvertör kullanılır. Katalitik konvertör bulunan araçlarda kurşunsuz benzin kullanılır. Araca bağlanan römorkta park ve sinyal lambaları çalışır durumda olmalıdır. Bunun için römorkun elektrik sisteminin prize takılması lazımdır. Polen filtresi araç içine verilecek havayı temizler. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.